Sen şimdi tabii Şimdi siz... pardon. Bir şey daha söyleyeyim. Bir tabii daha buyurun, ya gelir ya gelmez fırsat. Güzellik dedik, estetik de. Kur'an ne diyor biliyor musunuz? Güzelliği onaylamayan, ona teslim olmayana hayatı birkaç kat zorlaştırırız. Zorlukları daha zor yaparız. Kolaylık hiç olmaz ona. Onun için hayata estetiği koyacaksınız. Evet, değil mi? Koyacaksınız ya. Tabii. Defnedilen bir bebe. Peygamberin çocuğu. Küçük bebe, daha 1,5-2-3 yaşında. Defnediliyor. Mezarı açılıyor. Mezarı denetliyor gidiyor Hazreti Peygamber. Yani açılsın işte, ölmüş. Takdir-i ilahi, oraya defnedilecek. Hayır. Mezarı denetliyor. Dikkatle. Ve şimdi buraya çok dikkat. Kazan hazırlayan adama diyor ki, şurada diyor bir delik var diyor. O deliği kapat diyor. O diyor çirkinleştiriyor mezarı. Mezarı çirkinleştiriyor diyor. Diyor ki ey Tanrı'nın elçisi. Yani adam edebi içinde itiraz ediyor. Biraz sonra diyor üstünü örteceğiz diyor. Yok diyor. Gözü rahatsız ediyor diyor. O rahatsızlığa göz yumamayız, onu düzelteceğiz. Şimdi bakar mısınız? Sen bir de bugün bu peygamberin bağlısı olduğunu söyleyen sürülere bakın. Bunlar bu peygamberin bağlısı olabilirler mi? Bu peygamber bunlardan münezzehtir. Ben insanlığa bunu anlatmak istiyorum. Ya Kur'an'ı, ilkeler kaynağı olarak Kur'an'ı, kişi olarak Muhammed'i, bu İslam dünyasını kaldırıp çöpe atarak sıfırdan değerlendirin. Bakın neler göreceksiniz. Şimdi Almanya bu mesajı aldı ve Almanya bunu başlattı. Almanya'da benimle ilgili 10 tane doktora boşuna yapılmamıştır. Başka bir ülkede yok. Benim ülkemde yok. Şimdi Almanlar Berlin Üniversitesi'nde bir kuruluş oluşturdular. İçinde Müslüman profesörler de var. Müslüman dünyadan bağımsız olarak Kur'an'ın getirdiği İslam'a göre dünyayı değerlendirme. Böyle bir proje bu. Ve değerlendiriyorlar. En büyük şampiyon Müslüman ülke bu değerlendirmede 63. sırada. Birinci sıra kimin biliyor musun? Kimin? Çok merak ediyorum. Yeni Zelanda ile İsviçre'nin, efendim Hollanda'nın, İsrail ilk onun içinde var. Bu bizim için ne kadar zor, ne acı. Ne ibret verici. Ne ibret verici. Şimdi benim için hiç şaşacak bir şey yok. Kur'an diyor ki biz birilerinin kendine Müslüm, Müslüman damgası vurmasıyla ona Müslüman muamelesi yapmayız. Biz mücrimlere Müslüman muamelesi yapmayız. Yapıyor. Bakın Fransa'da ya. 120 kişi gitti. Daha 200 yaralı var. Kaç kişi daha ilave edilecek? Bu nasıl bir iştir? Size dünya nasıl saygı duyacak? Siz diyorsunuz ki bizim temsil ettiğimiz anlayış dünya ve ahirette insanı saadete erdirir. Lan siz kafayı mı yediniz? Bu nasıl bir şey? Kur'an da bize diyor ki bu dünyayı cehenneme çevirenlerin öbür dünya cennet vaatlerine inanmayın. Şimdi ben Kur'an'a mı inanacağım, sana mı? Ama tırnak içinde bir yerde de diyorum ki batıya oh oluyor. Müslümanlara gol atsın diye bunlara çanak tuttu, bunları besledi bir biçimde. Bakın dünyayı emperyal manada idare edenler kimse, onların onayı ve desteği olmadan hiçbir bela insanlığın başına musallat olmaz. Bütün bu terör bilimi, bu hepsinin arkasında Batı'nın desteği var. Tabii. Doğrudan veya dolaylı. Yoksa yapama bunları, bir haftada bunları yerle bir eder, yok ederler ya. Etmiyor.
İslam dünyasını bunlarla aşındırıyor, 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 aşındırıyor. Bitireceğim diyor ben İslam dünyasını. Bizim salaklarda salak salak bu tuzağın içine düşüyorlar. Şimdi bu üzerinde önemli durmamız gereken bir konu. Bizimkiler de dediniz bu tuzağın içine düşüyorlar. Bizimkiler diyeyim ne diyeyim yani bu, evet, bunlar doğru. Benim dinimin çocukları evet. Nihayet. Evet. Fakat burada bu bir boyut. Bunu hakikaten konuşalım. Konuşmak da istiyoruz. Çünkü bir süredir bu tartışmalar hem Batı dünyasında hem bizde, bizim toplumumuzda, Müslüman dünyada, İslam dünyasında tartışılıyor, tartışılacak. Kötülük toplumu kitabınız var. Kur'an evet. Verilerine göre evet. Kötülük toplumu ne kitabınız. Neyi iyi etmiş yazmışım. Sanki bugüne bakmışsınız. Yani Fransa'da meydana gelen olaylara bakmışsınız. Bir taraftan İslam ve terörü buluşturan bir yapı var. Şimdi 11 Eylül'den bu yana Müslüman topluma karşı muazzam bir İslamofobiya gibi bir tavır sergileniyor. Şimdi siz bugün gelinen noktada işte Fransa'daki o 7 ayrı noktada yapılan katliamda yaşananları, işte 11 Eylül saldırılarını, hepsini bizde Ankara'nın göbeğindeki saldırıyı bir potaya koyduğunuz zaman içinden ne çıkartıyorsunuz? Yani İslam ve terör yan yana gelmesi mümkün olmayacak. Dehşet çıkarıyorum. İslam Kur'an'ın tabiriyle hakkın dinidir. Bak. Dinül hak karşısında dinül meliki koymuş. Saltanatı kotaranların dini. Dikkat edin. Kontrast nasıl kurulmuş? Kur'an hakkın dininin kitabıdır, kaynağıdır. İslam dünyasının yaşadığıysa dinül melik, sultanların, padişahların dinidir. İşte temel zıtlık burada. Şimdi İslam dünyası 24 saat Allah'a ihanet sergiliyor. Ve insanlık suçu işliyor. Allah biliyorsun İslam fıkhında kamu haklarının namı diğeridir. Bunu birçoğu bilmez, birçoğu da saklar. Çünkü hesaplara uymaz. Allah, bakın bu kavram İslam fıkhında, hele üst düzey İslam fıkıh tefekküründe kamu haklarının namı diğeridir. Peki Allah varsa İslam dünyasında kamu hakkı var mı? Yok. O zaman İslam dünyasında Kur'an'ın Allah'ı yok. Oh. Evet, bu kadar net. Ne dediniz? İslam dünyasının Allah'ı tırnak içinde evet. Kur'an'ın Allah'ı değildir. Olsaydı dünya cennete dönerdi ve bütün insanlık Müslümanların elini ayağını öperdi. Allah yalan söylemez. Diyor ki Mü'minun suresinin ilk ayeti. Kad eflehel mü'minun. Yemin olsun bu kitabın müminleri kurtulmuştur diyor. Kurtulmuştur geçmiş zaman kipiyle. Nerede? Şimdi Allah mı yalan söylüyor? Birileri mi bu kitaba ihanet ediyor? Mısırlı büyük mütefekkir Abduh bunu 1905'li öldü zaten. 1800'lü yıllarda sordu Mısır'da. Ya oturalım da dedi İslam dünyasına şunu bir konuşalım. Müslümanların ortaya koydukları manzara berbat. Savunulacak bir tarafı yok. Doğru mu? Doğru. O zaman şunu konuşalım. Böyle bir manzaranın vücut bulması Allah'ın bize Kur'an'da söylediklerinin yalan olduğundan mı yoksa bizim Kur'an'a ihanetimizden mi? Bunu konuşalım dedi. Hala konuşmuyor bunu Müslümanlar. Konuşmuyor. Laga luga evet. İdare edip gidiyor. O zaman sizin bu tanımınızdan yola çıkarak aklı işletmek konusuna geleceğiz. Mihver nokta o. Evet. Mihver nokta o. Bakın aklı olmayanlara Allah pislik yağdırır demiyor. يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ
Allah aklını işletmeyenler üzerine pislik indirir diyor. Aklın varlığı, sen aklı kiraya vermişsen, senin adına birileri kullanıyorsa o akıl sana ne fayda sağlayacak? He? Aklı kullanan kim? Batılı. Biz akla en fazla meddahlık yapıyoruz. Hayat bunu yemez. Hayat bunu yemez. Bunu camilere tıkıp beynini yıkadığın reayaya yutturursun. Allah'a yutturamasın, bana da yutturamasın. Aklı İslam dünyasının düşman olduğu, karşı çıktığı şeylerin bir listesini yapın. Şimdi ben bunları ya şunu mesela bir kitap yapmak lazım. Şimdi bir kitabım çıkacak yolda. İslam dünyasında akıl ve Kur'an nasıl dışlandı? Kısmen orada veriyorum bunları. Şimdi İslam dünyasının düşman olduğu şeylere bakın. Tümü işletilen akıl mihverinde dönen şeylerdir. Alalım Atatürk düşmanlığı, Cumhuriyet düşmanlığı. İşletilen akla düşman. Şimdi Atatürk'ü sen tahlil ettiğin zaman Kur'an'ın hangi değerine Atatürk'te aykırı bir şey var? Ben insanlığa buradan bugün tekrar söylüyorum. Gelin Kur'an'ı koyalım masamızın üstüne. Haysiyetli insanlar olarak Atatürk'ü de mirasıyla alalım gündeme, konuşalım. Atatürk'ün hangi icraatı Kur'an'a aykırıdır? Bana göstersin biri. Sen Emevi'nin saltanat ideolojisine dönüştürdüğü çakma, yapma, yarısı şirkten ibaret fıkı, tırnak içinde fıkı tenzih ederim, getirip din diye kakalayacaksın Musa Carullah'ın dediği gibi. Bunlar bize Allah'ın indirdiği diye kendi yazdıkları hezeyanları dayattılar asırlardır diyor. Allah böyle bir şey indirmedi diyor. Bunların dinini indirmedi Allah. Allah başka bir şey indirdi. Sen bunu bana yutturacaksın. Ben buna karşı çıktığım zaman da veya Atatürk buna karşı çıktığı zaman. Lan İslam dünyası. Sen Atatürk'ün getirdiği reçeteyi hayatına rehber yapmadan 1000 yıl geçse kurtulamazsın. Ne zaman kurtuluş emarelerin görünür? Tarih o zaman ben olmayacağım muhakkak. Çünkü o kadar yakın bir şey değil bu. Ama tarih hatırlasın bizi. Böyle diyen bir adam vardı diye. Tarih kitaplarımda var. Şimdi altın harflerle kaydettim. Şimdi tabii. Görecek ki İslam dünyası kaç yıl geçmiş olursa olsun kurtuluşunun ufuk ışıkları Atatürk'ün mirasının içinde. Bunu görecek. Bu Atatürk'ün hakkı ve Allah'ın muradıdır. Bunu insanlık bir gün görecek. Batı bunu biliyor. Bunu bildiği için İslam dünyasının belini doğrultacak olan bu reçeteyle İslam dünyasının arasını açtı ilk günden beri. Şimdi Atatürk'ü ana vatanında yok etmek istiyor. Öyle mi? Öyle. Buyur o zaman. Evet. Demin sordum. Buyur. Tadına bak bakalım. O ölenler, o katliamlar, o dehşetler, onların çaresi İslam dünyasında tektir. Atatürk reçetesi. Batı bunu burnunu sürte sürte anlayacak ve anlama noktasına da aşağı yukarı gelmiştir. Evet. Peki o zaman.